Geziniyor Bisiklet kanalından herkese merhabalar. Bu hafta trafikte trafikte dedik, adam ters yönden geliyor. Bu hafta trafikte bisiklet sürme videolarımızın ikinci serisindeyiz. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Geçen vlogta ne demiştim? Her yeni bölümde İzmir'in farklı bir ilçesinde bisikletimle trafikte pedallayacağımdan bahsetmiştim. İşte bu hafta Bornova'dayım. Nereden? Gidiyorum şu anda. Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı üzerinden geldim. Bolkart'ın oradan Takarya Caddesi ve devamında Mustafa Kemal Caddesi'ne girerek nereye kadar gideceğim? Bornova'nın merkezine kadar gidip Bornova'da trafikte bir bisikletçinin çektiği çileleri mi, zorlukları mı diyeyim artık. Ona siz karar verin. Bunları size göstermeye çalışacağım. Önümde şu anda görüyorsunuz iki şoför birbirini yiyor zaten. Biri geri gitmek istiyor, park etmek istiyor. Diğeri de ona yol mu vermiyor? Öyle bir durumlar var. Şimdi neden bahsedelim ilk etapta? Şimdi bana sorular arasında sürekli bu yeni bisikletimden bahsediliyor. Yeni bisikletimi soruyorsunuz. Yeni bisikleti aldım arkadaşlar. Fuji Touring aldım. Neden Fuji Touring aldım? Çünkü evet, kırmızı yanmak üzere. Ben biraz bassam iyi olacak. Neden Fuji Touring aldım? Evet, şu an bana kırmızı yanıyor. Ve Fuji Touring yarıda kaldı resmen. Yayalar geçiyor. Yeşil yanıyor. Bisikletli de olsak beklememiz gerekiyor. Biz de bekliyoruz. Yeşil yandığı anda diğer araçlarla beraber biz hareket ediyoruz. Fuji Touring. Anlatamadım bu türlü. Fuji Touring almam sebebi aslında ilk olarak Ginelli Bootleg alacaktım. Even Cycles'ta buldum İngiltere'de. Ama oradan buraya gelir mi gelmez mi? Daha doğrusu gelir ama gelirken yolda, postanede herhangi bir ezilme durumunda sıkıntı yaşayacağım için aradım taradım. İzmir Kadans bisikletten gidip Fuji Touring aldım. Ondan sonra ne yaptım? Tabii Fuji Touring aldığımda şu anda görüyorsunuz yine yolun ortasında keyfi duran bir arkadaş. Hiç umudu değil. Nasıl olsa babasının yolu. Dörtlü bile yakmaya zahmet duymamış. Neyse. Fuji Touring aldım. Fuji Touring'in 2016'sını bulamadım. Fatih Artörner'in de 2015 modeli varmış. Ben de çok önemsemediğim için. Benim için önemli olan çünkü kadrosuydu. 2015 modelini aldım. Üzerinde ne vardı? Altus'la. Ön aktarıcı olarak Altus. Arkada Deora vardı. Hemen bunu XT setle değiştirdim. Bununla ilgili bir inceleme videosu çekeceğim mi? Evet, çekeceğim arkadaşlar. Yakında bununla ilgili de inceleme videosu size çekip yayınlayacağım. Evet, işte trafik sıkıştı. Bakalım bir bisikletli olarak bizim için avantaj mı, dezavantaj mı? Şimdi hep birlikte bisikletli olarak trafikte gitmenin avantajlarını ama araçların arasında gitmenin de dezavantajlarını yaşıyor. Evet, trafik burada tek şeride düşüyor. Ben hemen bir hamleyle önümdeki Kütahya plakalı Honda Jazz'ın arkasına yanaştım. Ya işte bisiklet sürmenin böyle bir avantajı var. Herkes dururken siz aradan nispet yaparcasına böyle geçebiliyorsunuz. Ama ara sıra da dikkat etmeniz gerekiyor. Vallahi sivrisinek gibi ezer bu şoförler. Çoğu çünkü dikkat etmiyor. Her şey buraya kadarmış. Burada kaldık. Evet, her şey buraya kadar değilmiş. Işık yanınca trafikte hareket etti. Biz de hemen hareket ederek Bornova'nın merkezine geldik. Önümde trafik polisi var. Trafik polisi değil, polismiş bu arada. Size neden bahsedecektim ben? Şu geçen sefer minibüs şeye andava sığır dememden biraz konuşalım. Şimdi bazı arkadaşlar bana bu konuda biraz tepki göstermiş. Şakaret ettin ama orada dur işareti vardı falan diye. Dur işareti sadece bir yönde olmaz. İki yönde olur. Ardı. Nefes nefese kalınca saçmalamaya başladım. Artı arkadaşlar. Orada şöyle bir durum vardı. Siz kamerada çok fark etmiyorsunuz. Ben oradan hızlıca inerken zaten dur işaretini görmeme gibi şansım yok ki görmemiştim. Olabilirdim. Gördüm, yavaşladım. Otobüs geçti. Öteki minibüs şu arkadaş fark etmediniz ama inadına gözümün içine baka baka geçti. Benim orada kastettiğim nezaket kurallarıydı. Ben nasıl ki bir yaya, bir hamile bayan veya bir yaşlı kadın gördüğümde trafiği durdurup yol veriyorsam bu arkadaştan da böyle bir nezaket beklemiştim. Ama tekrarlayarak altını çiziyorum. Maalesef İzmir'deki birçok minibüs şoförü sığır. Aranızda minibüs şoförü varsa tenzih ediyorum sizi. Bunlarla ilgili bir sürü görüntü de mevcut arkadaşlar zaten. Az önce de bir tanesi arkamdan yine barabili kornasına basıp duruyordu. Sırf bisikletli olduğum için. Neyse, biz Bornova'nın merkezine geldik. Bornova'da bisikletle gitmek kolay, rahat. Tek büyük bir cadde var. Mustafa Kemal Caddesi. Ben şimdi oradan hatta Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru kıvrılarak Büyük Park'ın oraya iniyorum. Beni fark etmeyen bir sürücü var şu anda. 48, neredeyim şu an? Muğla'da. Neyse canım, herkes de şu suçlu olacak diye bir şey yok. Şu ayrımı da iyi yapalım arkadaşlar. Şimdi ben bazen bisikletli arkadaşlarını da görüyorum. İşte bisikletle bilmem neydi de, şöyleydi de, böyleydi de. Bakın, bizim bisikletli olmamız bizim her zaman haklı olacağımız anlamına gelmiyor. Geçen gün çevre yolundan Manisa tarafına doğru gidiyorum. Bildiğiniz Çanakkale Otobanı'nın devamı.
bisikletçi arkadaşımın bir tanesi yol bisikletiyle ve kafasında herhangi bir kask, güvenlik ekipmanı, herhangi bir ışık, reflektör hiçbir şey yok. Gündüz vakti veya akşam vakti olması fark etmiyor. Kafasında kask yok. Arkadaş yol bisikletiyle maşallah yardıra yardıra gidiyordu. Yani böyle bir durumda bir şoförün bu arkadaşa çarpması o arkadaşın haklı olacağı anlamına gelmiyor. Bize otobanlar yasak. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Onun dışında trafikte araç muamelesi görmek durumundayız. Çünkü bisiklet aynı zamanda bir taşıt, bir araç. Neyse ben bayağı bir kaptırdım bu sefer ya. Ona buna salladık bu vlogda. Bana oradan çok eleştiriyle mi geçti? Ne oldu ben anlamadım. Öyle bir gaza geldim. Herhalde şeyden. Bugün hava İzmir'de 2 saat önce arabayla gelirken 37 dereceyi gösteriyordu. Bir de benim kaskım da siyah olduğu için güneş başıma mı geçti? Ne oldu? Ben de anlamadım. Arkamda otobüs vardı değil mi? Ben şu an göremiyorum. Ama sesinden duyuyorum. Aynama bakayım. Evet. Zaten geçti. Ses de 10 numara 5 yıldız. Bir egzoz takmadığı kalmış. Biz şimdi buradan sola dönüp nereye? Bitiş noktamıza doğru ilerliyoruz. Evet. Sola döndükten sonra yavaş yavaş bitiş noktamıza geliyoruz. Bu serinin ikinci bölümünde Bornova'daydık. Bornova'da bisiklet binmek rahat. Genelde ben herhangi bir sorunla karşılaşmadım bugün. Ama tabii bu serilerin devamında, bu bölümlerin devamında bir de tam trafiğin yoğun olduğu saatlerde de çıkacağım trafiğe. Onu da merak ediyorum bakalım neler olacak diye. Önümüzdeki vlogta başka bir ilçede. Nerede olacağım? Karşıyaka'da olacağız bu sefer. Karşıyaka benim oturduğum ilçe. Bakalım Karşıyaka'da durum neymiş. Şu an orada bir de tramvay çalışması var. Büyük ihtimalle orada durum bisiklet binmesi yoldan daha zor olacak. Bu arada unutmadan bu bizim İzmir'imizde bir bisiklet yolumuz var. Bunu da ayrıyetten inceleyeceğim. Önümüzdeki vlog veya önümüzdeki hafta çarşamba başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ne yapıyordunuz? Kanalıma abone olmadan da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil. Kendinize çok iyi bakın.